bayramıymış. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etmek istedim. Mutlu bayramlar olsun. Herkes aileleriyle birlikte olsun dedik. Bana pek bayram gibi gelmiyor. 22 sene oldu herhalde bayram görmeyeli. Ne bileyim. Onun için alışmışım galiba. Öyle gidiyor. Ben zaten 22 sene önce 24 senemde benim Türkiye'de geçti işte öyle. 13 yaşından beri tırda yatar kalkarım. Yani ben herhalde tırda yattığım kadar evimde, kendi evimizde yatmadım galiba benim 24 senede tahminim. Onun için ben alışkınım böyle gurbetlere de. Zaten kendimi hiç gurbette gibi hissetmiyorum yani, ne bileyim. Ama bu bayramda işte garibanların bayramı olsun. Ben ne bileyim, garibanlara çok şey yapıyorum. Onlar hak ediyor bu bayramı. Adamların, çocukların ne bileyim markalı ayakkabılar, elbiseleri olmasa da okula giderken ama mutlular. Adam onlar için çalışıyor, okutmak için. Parası yok. Ben bunları işte çok düşünüyorum yollarda. Ne yapsam, etsem falan gibilerde. Ben kendimi hiç düşünmem. Ben hep bundan gider gelirim yola. Bana diyorsunuz yani abi adamın dibisin. Ben adamın dibi değilim. Beni adamın dibi yapan bunlar işte. Bu düşüncelerim, bu yaptık gördüğüm o garibanların iyilikleri. Adamın evine götür bir bostan koy. Hoş geldin diye açar. Sufrayı kuruyorlar hemen. Peynir ekmek ne varsa hanımı getiriyor koyuyor önüne. Çocukları dinliyor seni, mutlular. Adam neyi varsa veresi geliyor sana. Bir de gözlerinde o parıltılar var ya, doğru insanlık parıltısı canımı alıyor işte. Canımı alıyor. Benim duygusallığım hepsi oradan geliyor yani. Ben bunlara bitiyorum ben böyle insanlara. Ne bileyim. Ben gördüğüm iyilikleri Hristiyan, Müslüman hiç aramam. Romanya'da bana 2 gün evinde yattım. İt verdiler bana o Alex'imi. 3 ay sonra araba çiğnemiş Türkiye'de. Ben unutamıyorum o yaptıkları iyilikleri aklıma geldikçe. Hristiyan ama bana iyilik yaptı çünkü. İnsanlık yaptı. Araplara da gittim. Onlardan görmedim bu taraftan. Hristiyanların yaptığı iyilikleri. Onun için ben hiç aramam. Hristiyanımış, Müslümanımış, kim olursa olsun, her din fark etmez. İnsanlık olsun. İşte beni böyle adam gibi adam dediğiniz için yani bunlar işte. Bu konular, bu garibanların yaptığı iyilikler bana. Ben unutamıyorum. Mümkün değil. Olacak şey değil yani. Arkadaşlarım yazmış, abi 90 yaşındaki dedemi Türk kamyoncu yaptım diye. Adam geceyle diyor, kapat televizyonu oğlum, aç Ali Can'ı dayıcık gülelim, video seyredelim diye. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, bilmem Norveç'ten gelen mesajlar, abi sen nesin böyle falan, seni seviyoruz diye hepsinden Allah razı olsun onların. İşte ben böyleyim işte. Beni adam gibi sandığınız sebebi bu. Bakmayın siz benim güldüğüme, ben çok duygusalım. O az önce yaptığım videoda ağladım. Müzik de aynı laptoptan çaldığı için kamerayla karışmış, bilemedim ben. Onun için seslerimiz haşırtılı, hiçbir şey anlaşılmıyor. Burada anlatmaya çalışıyorum onu tekrardan. Ağladım da orada biraz. Şimdi o biraz sakinleştim. Yani demek istediğim böyle insanlıklar, garibanlar beni mahveden. 2011'de izine gittiğimde Bulgar'da durdum. Harmanlı'da benzin alıyorum. Bir kadın gelin kızı yanında, torunu. İstanbul'a gidiyoruz diye Türkçe konuştular, göçmenler. 39 derece sıcaklık. Çıkarttım bir arabadan çikolata verdim. Çikolata erimiş yumuşamış kağıdın içinde. Buzdolabına koydu sonra yedirdim çocuğuna. Allah razı olsun dedi. Unutamıyorum. Yola çıktım sonradan aklıma geldi. Ben niye bu arabanın arka koltuğunu hep takmadım oraya, o hediyeleri boşaltmadım da o aileyi alıp götürmedim diye. Paraları yoktur belki, otobüse verecekleri paraya yazık diye acıdım onlara. Daha bak unutamıyorum. Bu yani en basit bir şey yani ya, ama beni mahvediyor ya. Beni mahveden bunlar işte. Bu duygusallığının yüzünden ne yapacağım bilmiyorum. Niye yapamadım ki, daha iyilik yapamadım diye yani. Ya. Parası olmasa giderim oraya, gitmez ama ben öyle düşünüyorum. Yazık.
Yani gariban ya işte acıyorum ya. Onların gözlerindeki o güzel duygular, o bakışlar beni mahvediyor. Ağzıma sıçan benim onları. Ben adam olamam diyorum yani, olamam ben. Adam olmam, olamam da. Bu yüzden işte. Olmak da istemiyorum. Ben böyle mutluyum. Hiçbir şeyim olmasın. O videoda da hepsini anlattım da anlaşılmıyor. Tekrar söylüyorum yani. Beni hiçbir şey mutlu edemiyor ya. O Allah razı olsun lafıyla o gözlerindeki sevinç, mutluluk beni ağlatıyor, beni. Yani ne bileyim, o mutluluğu bana kimse veremiyor ya. Bulamıyorum bir yerden. O garibanların yüzüme bakarak gülümseyip bir iki laf demesi, selam vermesi bana yetiyor, beni bitiriyor işte. Ben ne yapsam da onlara iyilik yapsam gayesindeyim. Cenab-ı Allah da bana ondan para vermiyor herhalde. Bugün 10 milyon verse bana, yemin ediyorum 3 gün sonra cebimde metelik olmaz. Onu da biliyor Allah. Onun için yani. Hiç param ne olmuyor. Olmasın diyor. Benim sermayem buradan. Bu tarafta mı ya? Sol taraf. He, buraymış. Kalbim. Benim sermayem burası arkadaş. Kalbimde. Yarın öleceğim. Ve bu kalbimdekini götüreceğim. Bu duygularımı. Bu benim sermayem. Kimseye kötülük yapmam. Kesinlikle. Bilmeyerek olabilir ama bilerek ben kimseye kalleşlik, kötülük yapmam, kimsenin hakkını yemem. İnşallah Allah kimseye de yedirmesin ama düşmanım da olsa elimden gelse acırım, yardım etmek isterim. Ben kimseye kızamam ya. Benim düşmanım da yok, olmaz yani de. Yani olsa bile acırım ya. Benim ne bileyim her taraftan arkadaşım var, her milletten, her devletten ama hepsi insanlar ya. Ne bileyim ben böyleyim. Onun için kardeşlerinize ne iyi bakın. Ben kardeşlerim için ne yandım. Ben yanıyorum yani. Ben öyle hiçbir şey için kardeşlerimle ne kötü konuşurum, ne birinin kalbini kırmak isterim. Benim gayem onların iyi olmaz. Yani kardeş bulunmaz arkadaşlar. Her şey bulunur da anneyle kardeş bir diğer bulamazsın. Kime diyeceksin? 60 yaşındaki babana mı diyeceksin, 70 yaşındaki annene? Bana bir kardeş daha verin. Kardeşim yok. Olmaz. Onun için kardeşlerinizin kıymetini bilin. Bulunmayacak şey bunlar. Ya ben hep gülmem yani. Güldüğüme bakmayın. Ben yarın olmayacak gibi yaşadığım için öyle gülüyorum. Ama benim içim çok dolu. Ben çok dolu bir şeyim. Ben ara sıra ağlarım böyle. O videoda dedim ya. O anda bak, az önceki videoyu konuştuğumda dedim anlaşılmıyor pek haşırtıdan. Viskiyi açayım. O anda o müzikle diker atarım, nefes almadan o şişeyi oraya atarım. Hiç ne boğazım yanar, ne kalbim yanar, ne ciğerim. Duygusallığım o an aklımda zaten, o beni daha çok yakıyor. Viskine yakamaz beni ya. Ama ondan sonra içemem. Ondan video bitsin, müzik bitsin, içemem. Bitti. O andaki, o duygusallığımdaki beni yakıyor. Yani bir şey ya, ben kayboluyorum yani. Ben bu dünyada değilmişim gibi. Ben ya ne bileyim, insanların gözünden anlıyorum. Ben gözünden okuyorum ya. İnsanlar daha gözler bakışlarını okuyorum. Bir ağlama yer videom var. Ağlama yer. Bakın o kıza videodaki böyle bakıyor. Denizi seyrediyor. 3 hafta sonra ölecek. Onun kalbinde hata var. 3 hafta 4 hafta yaşayacak. Ona biri kalbini veriyor. Kendini öldürüp kalbini veriyor. Gözlerini başkasına veriyor. Kalbini bu kıza veriyor. Çünkü bunu bir hafta denedi, baktı huyunu sevdiği insan diye. Kızın haberi yok ama yine de o son günlerini böyle 3 haftam diye baharak yaşıyor yani. Ne kadar güzelmiş. Demek ki dünyada hiçbir şey kıymetli değil. Güzellikten, sağlıktan başka diye ya. Onun için o bakışlarından ben onu okuyorum. O bir film. O bir film ama bakışlar, o bakışlar yetiyor işte. O garibanlarda var işte o bakış. Güzelliği, tadını çıkarıyor her şeyin yani. Bana da öyle bakıyorlar. İşte ben de ölüyorum yani. Gözlerinden okuyorum onların kalbinin temiz olduklarını. Şu şarkımda bak. Bu videodaki kız. İşte böyle ben bakışlarını okuyorum insanın, ne bileyim. Doğruluk insanın yüzüne çıkıyor yani. Bazı zenginler olur mesela, konuşursun hiç başka bir türlü olur yani, ne bileyim. Hiç gözünde bir şey göremiyorum, bulamıyorum.
Ama bir çocuğun, bir gariban çocuğun gözüme bakması yetiyor bana yani. Ne yapsam ona, ne yapabilirim? Ufacık bir şeye ne kadar seviniyor ya. Markalı ayakkabıları yok, markalı elbiseleri yok okula gitmeye diğerleri arkadaşları gibi ama mutlular. Babaları sabahlara kadar çalışıyor. Onları okudum, onlara en kralını yaptırayım diye yapamıyor. Elinden geldiğini yapıyor ama onlar da biliyor. İşte insan bunlar. Adamın dibi bunlar işte. Gururla, gururla yaşıyorlar, gururla. Ben haksızlığa hiç gelemem. Hele öyle bir garibanlara biri bir şey yaptın, duydum ben ağlıyorum, dayanamıyorum. Parasını çaldın, çarptığını, üttüklerini. Kendi kendimi yiyorum burada, yapamıyorum. Nasıl yapıyorlar bilmem. Ben yaptıklarımı az buluyorum, ağlıyorum. Niye daha fazla yapmadım diye. Bir de böyle yaptıklarını duydum milletin, ciğerim yanıyor garibanlara. Bilmiyorum ya, ben acayip bir şeyim ya. Ben ne bileyim, ben hep böyle yaşıyorum. Tuhaf oluyorum. Bunlarla yola gidiyorum. 8-9 saat nasıl çalıştım bilemiyorum. Hiç yorgunluk hissetmiyorum bu düşüncelerimle. Ya Kurban Bayramınız da böyle işte. İşte bu garibanların olsun Kurban Bayramı. Hastaların olsun. Tedavisi bulunamayan, onlara bakan hasta bakıcıları, yardımcıları, onlara ilaçlarına paraları yetmeyen ailelere, bunların bayramı olsun. Bir günde onlar günlüyorsun. Gidiyor da çok ağladım artık. Pek dermanım yok ama yine içim doluyor. Aklıma geldikçe içim doluyor. Annemi, kardeşlerimi çok özlüyorum. Annemin elini öperim. Neyse, bırakalım bu kadar. Herkesin bayramı mutlu olsun, kutlu olsun. Herkesin ellerinden öpüyorum. Herkese saygım, büyüklüğüm. Arkadaşlara, sağ olun, var olun hepiniz. Ailelerinizle, sağlıklı, mutlu, hepinize bayramlar. Daha nice bayramlar dilerim. Arkadaşlar, o anlayamadığınız videoda anlayamadığınız bir konu olursa o videoyu silemem artık. O benim bir duygusallık videom oldu, belli ettim yani kendimi. Orada Ali Can'ı tanıdınız işte ama müzikle ses birbirine karışmış, laptop sesleri karıştırmış anlaşılmıyor onun için. O videoda neydi onun adı? Garibanların bayramı olsun galiba. Anlayamadığınız bir şey olursa o videonun altına yazarsınız, hangi dakikadaki konuyu anlayamadınız, ben yazarım orayı, anlatırım. Ya, orada Alican'ın ağladığını da gördünüz. Alican hep öyle gülmez. Bakma, neşeli olduğuma. Ben çok doluyum, ben çok... Yani ne bileyim, bitik biriyim de... Belli etmem. Değmez çünkü, değmiyor hiçbir şeye. Onun için... Vurup geçiyorum yani. Nasılsa yarın gideceğiz ayağına. Hiç suyum olmasın ya. Basın toplantı. Bugün kahvem bile var. Teşekkür ederim hanım. Ya arkadaşlarım. Hadi bakayım. Bu da 12-13 dakika olmuş. 14 dakika olmuş. Yeter artık. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki bayramı.